Şimdi de sahneye konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Sayın Doktor Abdullah Emre Güner Beyefendi'yi arz ederim. Sayın Bakanım, Sayın Rektör Hocam, Sayın Genel Başkanım, Sayın Mustafa Başkanım, çok kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir halk sağlığı problemi olan sigarayla mücadelemizde bugün sizlerle beraber olmaktan büyük gurur duydum, ifade etmek isterim. Koruyucu sağlıkta hizmet verdiğimiz, mücadele verdiğimiz birçok daldan bir tanesi de tütünle mücadele, bağımlılıkla mücadele. Birden çok hastalığın etkeni olan sigarayla mücadelemizi hem valiliğimiz aracılığıyla hem kaymakamlarımız aracılığıyla 39 ilçemizde 79 ekibimizle beraber sürdürmekteyiz. Birkaç veri sizden paylaşmak istediğimizde 2017'de ilimizde şu ana kadar yapılan 72.593 denetimin ve eğitimin 2.352'sine ihlal tespit edilmiş, 2.352 işletmeye 4.772.840 lira ceza kesilmiştir. Bununla beraber 943 kişiye ise şahsa yönelik sigara içtiği, kapalı alanda sigara içtiği veya içirildiği gerekçesiyle 102.787 lira ceza kesmiş bulunmaktayız. Peki sadece Sağlık Bakanlığı'nın bir problemi midir? Hayır, çok paydaşlı bir mücadele gerektiren sigarayla mücadelede gerek kamu kurumları, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu mücadelemizi olabildiğince vermeye çalışıyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik ama Mustafa Başkanıma katılıyorum. Yapacak çok işimiz var, daha çok yolumuz var ve el ele vererek bu mücadeleyi hep beraber sürdürmemiz gerekiyor. Buradan ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, kapalı alanda, mevzuatın dışında sigara içildiğini tespit ettiğiniz bir yerde bu ihbarı nasıl yapabilirsiniz diye sorduğumuzda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 hattını arayarak veya internet üstünden BİMER, CİMER yoluyla veya en son Yeşilay Derneğimizle beraber yürüttüğümüz Yeşil Dedektör uygulamasını telefonlarınıza indirerek bizzat ihbarlarınızı yapabilirsiniz ve bizzat Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerimiz bulunduğunuz ortama gelerek gerekli işlemi yapacaktır. Buradan Mustafa Başkanıma katılarak Rektör Hocamız Profesör Doktor Cevdet Erdoğan Hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sigarayla mücadelemizde mihmandarımız, rehberimiz olmaya halen daha devam etmekte ve halen de arada fikir danıştığımızda bize yol göstermekte ve bize yardımcı olmaktadır. Bundan sonraki mücadelemiz sadece kapalı alanlarda değil, sigara içenlerin müferit kaldığı, sigara içmenin artık sigara içmemenin artık bir ortamda dışlanmanın bir nedeni olmadığı bir ortam yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bir en önemli hedefimiz bütün kamu kurumlarında sigara içiminin önlenmesi. Özellikle sağlık tesislerinin sigara içiminin önlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Sağlık Bakanımızın hatta bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül verdiği, başlattığı ve kontrol ettiği, takip ettiği sigarayla mücadelemizde elimizden geleni yapacağımızın taahhütünü gösterir ve buradan da bütün İstanbul'da oturan vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyorum. İlerleyen aylarda bilhassa yaz dönemi ve yaz dönemi bittikten sonra sigarayla mücadelemiz artacak. Sayın kaymakamlarımız vasıtasıyla da bu mücadelemiz sürecektir. Buradan bir programı olması nedeniyle aramızda olamayan Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Recep Ak'tan selamlarını size iletmek istiyorum. Ve bununla beraber öncelikle Sigarayla Savaşanlar Derneği ve bütün sivil toplum kuruluşları ve ödül alacak herkese sevgi ve saygılar iletir. Hepinizi saygıyla selamlar.